Merhaba YouTube, ben bir kandemir çalışkan. Gördüğünüz gibi yanımda bir kopem var. Ama iki tane var gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü Fatih geldi Ankara'dan. Ankara'da yaşıyor normalde. Merhaba YouTube. Merhaba YouTube. Fatih diyerek... Kurnalı, ben Ankara'dan geldim. Gelmişken de Birkan Hoca'mla muhakkak buluşmak istedim. Beraber bir ufak bir kopen zirvesi yapmış olduk böyle. Aynen, şimdi. O kadar spontan gelişti ki birkaç saat önce değil mi? Böyle evet, bir mesaj tabii, attım ben geliyorum falan derken bak ev kıyafetindeyim öyle göstereyim sana. Böyle ayağımda böyle saçma sapan şey o halde. Hatta biz muhabbet ettik siz görene kadar. Ama dedik ki bir tane de anı olsun belki siz de izlemek istersiniz diye. İki tane kopeni yan yana görmek de her zaman mümkün evet, değil. Evet kesinlikle aynı fikirim. Sırf onun için hazır buradayken muhakkak aramak istedim, ulaşmak istedim. Fatih'le beraber biraz ne anlatabiliriz mesela bu konuda? Fatih'inki benimki sport olan versiyon, seninki normal sport versiyon, olmayan evet, versiyon. O yüzden mesela koltukları hemen böyle görüyoruz burada. Tabii biz de rekaro kullanmak yerine hakiki deri bir koltuk aynen kullanmayı tercih etmiş. En böyle hani... O koltuğun en büyük handikapı ister istemez... Kabrio bir arabadan bahsettiğimiz için üstü açıldığı vakit ister istemez güneşi topluyor ve sizi sıcağa fazlasıyla maruz bırakıyor. Bir de yanlışlıkla eğer koltuk ısıtmayı açık unutursan. Oo tabii o zaman bir sizin kabus. Şey şakası yapıyor musunuz kendi aranızda? Bazen benim oğlum yapıyor çünkü sıcak havalarda çaktırmadan koltuk ısıtmayı açıyor. Tabii yanındaki çabuk. Böyle yanıyorum ben. Evet değil mi yani? Yani farklar o. Bende kumaş rekaro olanlar var. Burada deri rekaro olmayan ama rekaro tipindeki de bir koltuk aslında hani. Evet yanal destekleri yine tatmin edici bir rekaro abi, kadar olmasa da. Şuralara baksana zaten boğum boğum yani gayet evet, iyi şeyler. Evet. Bir de direksiyon farkımız var. Direksiyon tabii şöyle farklı. Burada standart aslında şeylerde de Sirionlarda da gördüğümüz evet, bir direksiyon evet, bu. Evet evet Sirionlarda ilk nesil Terios'larda gördüğümüz bir direksiyon. Aynen. YRV'lerde keza aynı şekilde. Aynen. Diğer sport modelde ise Momo kullanmayı tercih etmişler. Tabii aynen ki Momo çok daha her zaman elit bir duruşu var. Evet ama o derileri attığı zaman da ne yazık ki yapabilen yok. Evet. Yok, yeni bir Momo zaten alman gerekiyor. Bunu çok daha uygun bir şekilde halledebilirsin ki bu da orijinal. Ama yani orijinal hali de bu. Gayet de hiçbir müdahale yok değil mi? Bu yok yok hiç müdahale yok. Ben mümkün o kadar temiz tutmaya, hassas müthiş kullanmaya gayret ediyorum. Zaten hiç... arabalarımız unik. Aynen. Hatta az önce biz böyle bayağı detaylı girdik her yerine tamam mı? Böyle tavanın aralarına kadar girdik böyle. Evet kesinlikle. Böyle şey oluyor insan. Aa seninkinin orası nasıl, burası nasıl falan ve çok böyle güzel detaylar da gösterdi bana. Yıllardır bilemediğim özellikler vardı. Olduğunu hatırladım ama bir türlü beceremediğim özellikler vardı. Onları da konuştuk. Mesela bu saatten sonra artık ben de arka camlarımı tavan açıkken açacağım. Tabii tabii. Onları da bir arada başka vloglara koyarız. Bu araçlardaki yani parça bulmakta çok zorlanıyoruz tabii evet, ki artık. Evet ister istemez tabii. Yani İmkan sen İstanbul'da olduğun için nispeten biraz daha rahatsın evet bu konuda. Ama yoğunluğumdan dolayı da şey yapamıyorum böyle ne yazık evet, ki tabii, yapamıyorum. Tabii. Ben bu... de Japonya'dan geçirmeye çalışıyorum. İşte ben yapıyoruz. İstanbul'da bulamıyorum adam Japonya'dan bulup getiriyor yani. Bugün de sağ olsun geçerken uğradı. Hani diyebilirsiniz ki arabaları bir katsaydınız diyebilirsiniz ama benimki de zaten ağaç altında durduğu için şu halde. Seninki de aslında... Ben de uzun yoldan geldiğim için Ankara'dan Edirne'ye, Edirne'den tekrar burası ve bence araba iyi bile bir halde yani. Aynen değil mi? Ve uzun burada... yolda yapılıyor bakın. En büyük soru işareti esasında kopenlerle ilgili. Uzun yol yapılıyor mu bu araba? Yapılıyor. Evet. Birazcık sert süspansiyondan ötürü ve yere yakından ötürü konforunuza ödün verebiliyorsunuz. Evet. Fakat biraz da ufak tabii ki seslerimiz oluyor tabii ki tabandan ötürü. Evet. Ama bir problem yaşamadan gidebiliyorsunuz. Yani. Hatta bugün onu da konuştuk. Şu bölümlerdeki detayları konuştuk. Bunları nasıl daha böyle iyi hale getirebiliriz ve sesi azaltabiliriz diye. Evet. Bu tarz tabii buluşmalardaki en güzel kısım şu. Hani uzaktan da konuşabiliyoruz ama. Ama yani böyle yan yana geldiği zaman birebir böyle hani baktığın zaman. Tabii tabii. Bu kadar karşılaştırarak, bir... dokunarak. Aynen. Çok daha faydalı oluyor yani. Evet. O yüzden size de böyle ufak böyle tadımlık bir şey anlatmak istedim. Çünkü çok merak ediliyor yani işte abi biz de alalım mı bulduk mu? Evet, işte evet. Zaten az olan araba var. Onları da çok hani ilanlara düştüğü zaman abi gidip bir bakacağım diyenler oluyor. Tabii tabii. Şu an mesela aktif olarak bu video çekildiği vakit ben bir tane ilan gördüm sadece. Hmm. O yüzden dikkatli olup hassas olup ona göre bakmak gerekir. Bir Japon asla yolda bırakmaz. Evet. Kopen çok özel bir evet şey araç tabii. Oksijen sensör ışığım yanıyor biliyorsun ya, ve evet, yolda doğru kalmıyorum yok, çok yok, şükür yok yani. Çok özel değil mi? Yani. Tabii. Sen niye tercih ettin mesela bu arabayı? Ya ben bundan önce yine Daihatsu kullanıyordum ki hala o zaman aldım Daihatsu birinci nesil bir Sirion. Hala aktif olarak kullanmaktayım. Benim için Daihatsu bir hastalıktı. Ta öğrenciliğimde bu arabayı görmüştüm. Bir gün param olursa muhakkak bundan bir tane alacağım dedim. Hı-hı. Kendime verdiğim sözü tuttum. Yaklaşık olarak 2016'dan bu yana da nereden bakarsanız bakın 7 yıldır beraberiz. Ben nice yedilerimiz olsun diyorum. Birkaç benim için de, de benim için de aynı şekilde. Benim de çünkü ben de 2005-2006'ydı galiba.
Diyor, yok pardon, amma attım ha. O zaman çıkmıştı zaman araba zaten. Pardon yani. Ama benim de kaç? 3-4 yaşındaydı galiba. Değil mi? 2000 yap. Çok yaşlandım oğlum. Tarihleri hatırlayamıyorum resmen. Dedeye bağladım burada. 2015 abi benim de alışım. Ama Kopen'le genç kalıyoruz. Evet, asla yaşlanmak yok. Bu arabanın bir sihri de o bence. Bak Fatih hocamın hani saç kısmı var. Ben tabii bana soruyorlar. Benimki o yüzden kırmızı. Çünkü böyle saç kalmayınca daha kırmızıya gidiyorsun değil mi? Saç alınca gri'de kalıyorsun yani. O yüzden biz hani Daihatsu severler olarak tabii böyle biraz da şey gibiyiz aslında. Hani birbirimizi bulduğumuz zaman da bu şeyi istiyoruz. Tabii hani konuşup, trafikte gördüğümüz zaman illaki böyle şeyler oluyor. Unique az sayıda bir araç sahibi olmanın galiba bazı handikaplar olduğu kadar güzellikleri de var. Hatta az önce şunu konuşuyorduk. Şu an çekim yaptığımız yerin yakınlarında da bir tane kırmızı Kopen var. Bunu biliyorum. Ama çıkarmıyor. Evet. Bu videoyu izlersen lütfen bana ulaşır mısın? Hani seninle de bir yan yana gelelim hocam yani. Şurada bir yerde oturuyorsun biliyorum ama o arabayı saklıyorsun, onun da farkındayım yani. Beni de çağırın, ben de Ankara'dan gelirim. Gelirsin yani. Çok güzel bir Kopen zirvesi yapalım. Diğer Kopen kullanıcılarına da tabii bu davetimiz aynı şekilde geçerli. Aynen. Hatta Bodrum'daki abimiz de bir gün bizi ziyaret etmek isteriz. Onda bir garip bir beyaz fil dişi arabası var yani. Yani böyle bir biz bugün böyle araya bir şey atmış bulunduk. Ha biz zaten yani buluştuğumuzda çok iyi muhabbet ettik de size de bunu biraz yansıtmak istedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa Kopen'le ilgili alta yorum olarak yazın tabii ki. Onun dışında Fatih hocamın da Facebook'tan biz çok konuşuyoruz. Çok Facebook'a girmiyorum ama tabii telefonumuz var tabii evet, yani. Evet, tabii. Ondan sonra bu arabalarla ilgili bir şey merak ediyorsunuz. Fatih Kurnal olarak. Evet, geçer. Fatih Kurnal olarak Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Aynen öyle, merak eder. Çok da yazmayın ama adamı meşgul etmeyin ona göre. Durumlar böyle. Sonraki videolarda görüşelim diyoruz o zaman değil mi? Hepinize sevgiler. Hadi şöyle bir son bir arabaların etrafına döneyim ve siz orada müzikle beraber dinlerken arabalara bir daha bir bakalım şöyle bak.